Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarihine kısa bir bakış. Merhaba çocuklar, hazır mısınız? Evvel zaman içinde Avrupa'da sürekli ezilen bir kavim varmış. Bu insanlar öldürülmekten çok korkuyormuş. Onlar da bir daha korku içinde yaşamamak için bir gemiye atlayıp yeni dünyaya gelmişler. Ama karaya ayak basar basmaz vahşilerle karşılaşmışlar ve yine ödleri kopmuş. Onlar da hepsini öldürmüşler. Bir soyun kökünü kuruttukları için rahat ettiklerini sanıyorsunuz ama hayır, bu sefer de birbirlerinden korkmaya başlamışlar. Önce tüm cadıları yakmışlar, özgür olmak için 1775'te Britanyalıları öldürmüşler. Başarmışlar da ama yine kendilerini güvende hissedememişler. Bu yüzden sadece beyaz erkeklerin silah taşıyabileceğini söyleyen ikinci bir ek madde çıkarmışlar. Sıra dahiyane kölelik fikrine gelmiş. Çünkü çocuklar o zamanlar beyazların çalışmaktan da ödleri koparmış. Bu yüzden gemilere atlayıp Afrika'ya gitmişler ve binlerce zenciyi az paraya ağır işlerde çalıştırmak üzere Amerika'ya getirmişler. Az para derken sıfır para demek istedim. Sıfır, hava, hiç. Böylece Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkesi olmuş. Peki bu beyazları sakinleştirmiş mi? Hayır, korkuları daha da artmış. Çünkü 300 yıllık kölelik sonrası güneyin siyah nüfusu beyazları geçmiş. Sonrası hemen hemen malum, köleler başkaldırmış, efendilerin kellesi uçmuş, beyazlar daha da korku içinde kalmış. Siyahlar beyazlara saldırmış, beyazlar ne dese beğenirsiniz. Şöyle demişler: yalvarırım, beni öldürme. Neyse ki 1836'da Samuel Colt bir kere doldurulup peş peşe ateş edebilen ilk tabancayı icat etmiş. Güneyli beyazlar rahatlamış ama çok geç kalmışlar çünkü iç savaşı kuzeyliler kazanmış, kölelik sona ermiş. Paniğe kapılan güneyli eski efendiler şöyle demiş: oh hayır, öleceğiz. Ama siyahlar intikam istememiş, sadece barış içinde yaşamak istiyorlarmış. Ama beyazlar bununla ikna olmamış ve Ku Klux Klan'ını kurmuşlar. 1871 yılında bu yasa dışı terörist örgütle birlikte bir örgüt daha kurulmuş, Ulusal Silah Birliği. Siyasetçiler kısa süre sonra bir yasa çıkaracaklarmış, zencilerin silah edinmelerini önleyeceklermiş. Amerika tarihinde muhteşem bir yıl hem Ku Klux Klan hem USB için. Tabii birbirleriyle hiçbir alakaları yok, sadece tesadüf. Yani bir grubun silaha teşvik etmesi, diğer grubun da zencileri vurup linç etmesi tesadüf. Bu durum, zenci bir kadının yasaya uymayarak otobüsün arkasında gitmeyi reddettiği 1955 yılına kadar sürmüş. Beyazlar da buna inanamamışlar. Oh, kıyamet kopmuş. Zenciler haklarını istiyor, beyazlar 3,5 atıyormuş ve şöyle demişler: kaçalım, kaçalım. Ve kaçtılar. Beyaz, temiz ve güvenli gördükleri evlere sığındılar ve 250 milyon silah satın aldılar. Kapılarını kilitlediler ve her yere alarm taktılar. Bahçelerini çevirdiler, artık kabuklarının içinde tamamen güvendeydiler. Huzur içinde yaşayıp gittiler. Ve herkes mutluluk içinde yaşadı.